Aa! Sen bütün kitapları alfabetik sıraya göre mi dizdin? Başka nasıl dizilir ki? Yatağım, lambam, tavşanım. Memnun oldum. Bu ne? Su. Ne yiyeceksin sen akşam? Birazdan bak yemek yapacağım ve beraber yiyeceğiz, tamam mı? İyi günler. Çöp var mı? Neden olsun? Çöplük mü benim evim? Değil de. Gideyim o zaman. Yarın tekrar gelirim. Söz mü? Geleceğim deyip gelmemezlik yapmazsınız değil mi? Ha, beni kandırmazsınız yani. İnsanların söylediklerine hemen inanıyorum da ben. Sonra numaradan olduğunu öğrenince de biraz üzülüyorum. Ne dediğinizi anlamadım ki ben şimdi. Haklısınız. Üzgün olunca duygularımı doğru ifade edemiyorum ben. En iyisi bugün benim biraz az konuşmam. Ama siz gelin. Sizi bekleyeceğim. Tamam mı? Gelirim, tamam tamam. İyi günler. İyi günler size de. Günaydın Ali Bey. Günaydın Selvi hemşire. Seninle sohbet etmezsem kötü bir şey mi yapmış olurum? Yo, istemiyorsan etme de. Niye? Bugün insanlara güvenmekte zorlanıyorum çünkü. Kolay gelsin. Gönlümün sultanı, bir dursana. Ay çekil, gelme peşimden. Ya ama bak, abartıyorsun ha. Tamam, dün akşam ben bir an aşka gelip böyle sana birkaç mesaj çıkartmış olabilirim. Bunda ne var? 38 tane Güneş, tam 38 tane mesaj atmışsın. Sabaha kadar uyuyamadım, sinirim bozuldu ya senin yüzünden. Tamam, özür dilerim. Hayır, diyeceğim bir şey varsa gelip yüzüme söylersin. Öyle sosyal medyadan yürümek ne demek Allah aşkına? Günaydın. Ne oluyor sabah sabah? Ne oluyor? Alt boğuluyor. Senden ayrı olmak, kalbimi ampute etmek gibi. Anestezi olmadan kanların poşur poşur akarak, bu ne ya? Aşk şiiri. Güldürdünüz beni aslında. Allah aşkına uzak dur benden. Ama bak, özür diledim ya lütfen. Cerrahi de eski. Hemşire değilim, Doktor Nazlı Gülengül. Gerçekten mi? Tamam, hemen geliyoruz. Çok teşekkürler, teşekkürler. Günaydın. Günaydın. Demir, Ferman Hoca'yı gördün mü? Yani durumu nasıldı? Sinirli, mutlu. Nasıl? Ne oluyor ya? Çok güzel bir haberim var ona Demir. Bu garibana yok mu? Bekle. Tabii ki. Siz nasıl? Birazdan odaya çıkacağım. Aa, tabii. Yavaş yavaş, önüne bak. 2 dakikaya odadayım. Ne oluyor burada ya? Buradayım. Geldim.
Özel yemeği hazırlandı. Çok teşekkür ederim. Çiçekler yapma çiçek kontrol edildi değil mi? Lütfen tamam. Bir karışıklık olmasın ve çikolatalar. Halledildi efendim. Çok teşekkür ediyorum. Bir saat içinde her şeyin bitmiş olması lazım. Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Hemen herkes lobiye gelsin arkadaşlar. Deniz ne oluyor burada? Ya ben sana hastanenin kasası boşalmak üzere diyorum. Sen hala saçma sapan harcamalar yapıyorsun. Sen ne zaman akıllanacaksın? Sen beni hafife almaktan ne zaman vazgeçeceksin Kıvılcım? Ne? Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Sen duydun mu böyle bir şey? Bana bak sen yatırımcı falan mı buldun yoksa? Aynen. Bir günde. Behzat Açık'tan. Sağlık sektörüne yatırım yapmaya hazırlanıyor. Bugün bu hastanede ameliyatı var. Benim hastanem. Peki... Sen nasıl ayarladın böyle bir şeyi? Ben ayarlarım, senin işine bak. Hastanenin geleceği bu ameliyata bağlı Kıvılcım. Bugün bu adamın ameliyatı iyi geçecek. Bütün hastane yansı da iyi geçecek. Anladın mı? Anladım aşkım, bence de iyi geçsin zaten. Babamdan sonra ilk krize darmadağın olacağını düşünmüştüm. Şimdi bir daha düşün. Adam ölmese bari. 4009 numaradaki Murat Bey'in röntgenini hocam. Tekrar çekelim. Peki hocam. Alabilirsin. Tamam. Pardon. Nazlı. Hocam. Size bir haberim var, inanamayacaksınız. Dinliyorum. Az önce telefon çaldı. Gelen habere göre... Ferman Bey. Bir saniyenizi rica edebilir miyim? Pardon. Bir yere ayrılma. Geleceğim. Evet, Belize'm. Sana büyük bir özür borçluyum. Yine? Evet, biliyorum. Son zamanlarda çok olmaya başladı ama telafi edeceğim. Söz veriyorum. Özür dilerim. Doktor Direktaş. Affettin mi? Affettim. O zaman senden küçük bir şey isteyeceğim. Onun küçük bir şey olmadığına eminim ben Beliz. Değil. Yani büyük bir şey değil, küçük bir şey. Bir yatırımcımız var. Şu an burada operasyon olacak. Behzat Açık'tan. Onunla özel olarak ilgilenmeni istiyorum. Benim için çok önemli. VIP hasta yani. Peki. İlgilenirim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu arada Tanju Bey'in hastası. Ne? Kaçtım. Olmaz. Ama iğne bu. Sayın Gülsü Yiğitcan. Sayın Gülsü Yiğitcan. Evet Nazlı, nerede kalmıştık? Muhsin amcaya karaciğer bulundu. Bizim Muhsin Bey. Nereden bulunmuş? İzmit'teki hastaneden. Yani dün gece bir motosiklet kazası olmuş ama karaciğeri alabiliyoruz. Müthiş, çok sevindim. Nakil için 8 saatimiz var. Demir'e söyle Muhsin abiye hemen haber versin. Duyunca çok sevinecek. Hocam ben arayayım, ben haber vereyim. Biliyorsunuz Muhsin Bey'in benim için önemini. Biliyorum. O yüzden karaciğeri gidip sen alacaksın. Tamam? Hocam lütfen Demir alsın karaciğeri. Demir dünkü vakadan beri yanımdan ayrılmıyor. Anladın mı? Bu yüzden Demir gitmiyor. Sen... Ali! Ali! Gelebilir misin? Günaydın. Merhaba. Merhaba. İlk şehir dışı görevin hayırlı olsun. Nazlı ile beraber bir karaciğer almaya gidiyorsunuz, tamam? Gitmemeyi tercih ederim. Ama ben sana bir tercih hakkı sunmadım. Değil mi? Nazlı, vakit daralıyor. Ulaştırmayı söyleyin, helikopter ayarlasınlar. Trafik var, mekan uzakta. Haydi. Hocam. Nazlı. Hadi. Ali. Ali? Ali. Hadi. İyi misin sen? Müthiş. Müthiş, müthiş, müthiş. Tanju Bey, hazır mısınız?
Bu herhalde 400 küsürüncü rekonstrüksiyon. Özel bir hazırlık yapmama gerek yok. 416, sabah baktım. Plaket vermeliyiz size. Teşekkürler. Bir şey mi vardı? Bugün öğleden sonraki ikinci randevunuz Behzat Bey. Ameliyata Ferman Bey'le birlikte girmenizi istiyorum. Bana güvenmiyor musunuz? Ondan değil. Behzat Bey yatırımcı. Hastanemize yatırım yapacak. Her şeyin mükemmel olmasını istiyorum. Ferman mı mükemmel yani? Kişisel almayın. Ufak bir önlem sadece. Beliz Hanımcığım, VIP'niz gayet iyi olacak. Başka doktor istemiyorum. Bunu sizden hastane sahibi olarak rica ettiğimi unutmayın, olur mu? Ali, iyi misin? Fazla mı geldi biraz? Hayır. Helikopterleri severim. Yerine 15 dakika kaldı. Tamam. Resmen haksızlık. Müjdeyi o versin, kuryeliğini biz yapalım. Muhsin amca benim için gel. O hasta benim için çok önemli. Ali bir şey mi oldu? Sen niye konuşmuyorsun benimle? Çıkar bari. Ya kim bilir ne kadar sevinmiştir haberi alınca. Demek vakit geldi ha? Geldi Muhsin amca. Göğsünde ağrı veya nefes darlığın var mı? Yo. Gayet iyiyim. Güzel. Dur bakayım şöyle. Ne o? Demir sen kilo mu verdin biraz? Muhsin amcığım spora tekrar başladı da. İyi gelmiş değil mi? Yahu genç adam yemek yemesi gerekiyor. Ne o yoksa Demir'e iyi bakmıyor musunuz siz? Soruları ben sorayım istersen Muhsin amca. Ha? Tamam hadi. Atın serbest sor bakalım. Kol veya bacaklarda şişme var mı? Yok. Güzel. Son 6 ayda alkol aldık mı? Haşa. 3 yıl, 5 ay, 4 gündür... Güzel. Telefon çalıyor. Kızım arıyor. Canım benim. Annenle konuştum. Beraber gelirsiniz. Acele etmeyin, daha zamanı varmış. Yok yahu, gayet iyi bakıyorlar bana. Evimde gibiyim. Tamam güzel kızım. Hadi sonra görüşürüz. Kızım bugün avukatlık stajına başlıyor. Aa. Ya
Mezun oldu üniversiteden. Çok tebrik ederiz. Teşekkür ederim. Sülalenin ilk üniversiteli kızı. Ya. Zehir gibidir ha, zehir gibi. işte bizim durumumuz belli. Avuç kadar bir dükkan. Öyle. Terzilik yapıyorum, 3 kuruş para. Yani yardımcı olamadım kıza. Arada bir sürtüşmelerimiz de oldu. Tabii benim yüzümden. Ya Nazlı kızım da bunları çok dertleştik, çok anlattım ona. Ya? Sahi, Nazlı nerede? Nereye gidiyoruz? Karaciğer almaya. Nereye gidiyoruz? Organ nakili birimine. Ne işi var orada hastanın? Hangi hastanın? Karaciğer hastalığı değil mi? Yok, biz aldık organı. Çok oldu. Nasıl aldınız ya? Ameliyat prosedüründen haberiniz yok mu size? Organın hastanın karın boşluğunda güvende olması gerekirdi. Biliyoruz herhalde. Hastanızdan önce başkası vardı listede. Ona nakil yapacağız diye çıkardık ama hasta masada kaldı. E biz ne yapalım? Bu iyi değil. Bu hiç iyi değil. Ne kadar oldu çıkaralı? 3 saat. 3 saat mi? Teknik olarak 3 saat 5 dakika. Kalan süre 4 saat 55 dakika. Alo Demir. Bir sorunuz var. Sakın ciğere bir şey oldu deme Muhsin amcayı yeni getirdim. Hayır hayır hayır. Yapacağız nakli ama biraz hızlandırmamız gerekiyor. Ne kadar? 3 saat kadar. Ne? Tamam hızlanıyorum. Tamam. 4 derecenin altına düşmemesi, 8 derecenin üstüne çıkmaması lazım. Doku sağlıklı görünüyor. Şey mi gördün? Tümör falan mı arıyorsun sen? Ya olsa görürdük değil mi? Kör müyüz? Köre benzemiyorsunuz. Ama biraz gergin görünüyorsunuz. Lavanta çayı sizi rahatlatır. Ali, bir şey yok. Hadi bak gitmemiz gerekiyor. Zaman kaldı. Daha sonra damara sabitlenmiş klempi çıkaracağım. Ve donör karaciğere kan akışı sağlanacak. O kadar mı? Safra kanallarını bağlayıp ardından karnını kapatacağız. Bekleyeceğiz. Bu kadar. Peki bu yeni ciğer tutacak mı? %70 üstü tutuyor. Ya, demek ki benden kurtuluyorsunuz ha? Ha, o kadar kolay değil. Operasyon riskli. Aman sen bu işi halledersin. Bu hastanede bu işi kıvıracak tek doktor sensin. Sensin de senin şu takım elbise işini nasıl halledeceğiz? O tıbbi bir muamma olarak kalacak bence Muhsin abi. Sen takım elbise almak için korka korka terzi dükkanına gir. Yerde siroz krizi geçiren bir adam. Al getir hastaneye. Hayatını kurtar. Sonra alkol tedavisini al. Tahliller. Uzun bir bekleyiş. Sonunda buradayız işte. Ferman. Nasıl ödeyeceğim ben senin hakkını? Biz ne yaptık abi? Görevimiz. Daha ne yapacaksın? Hayatımı kurtardın. Ailem gibi oldunuz benim. Evim gibi gelip gidiyorum buraya. Biz de seni hasta olarak görmüyoruz. Merak etme. Güzelce dinlen. Tamam mı? Tamam. Görüşeceğiz. Hocam. Nazlı aradı. Karaciğer erken çıkarmışlar. 5 saatimiz kaldı. Eyvah. Panik yapmayın. Halledeceğiz. Panik yok. Muhsin abi hemen alın hazırlayın. Ameliyat oyunu çekeceğiz. Karaciğer gelir gelmez de operasyona başlayacağız. Tamam. Tedirgin olma. Tamam. Tamam. Süper.
Doktor bey. Ayla, baban içeride. Doktor Onur Tuhan, Doktor Onur Tuhan. Acilde bekliyorsunuz. Bir şey mi oldu? Çok teşekkür ederim. Daha bir şey yapmadım ki. Yaptınız. Babama umut verdiniz. Baban içeride. İnsan bir haber vermez mi ya? Söylemez mi? Biz de 8 saatimiz var sanıyoruz. Çok değişik davranıyorsun. Muhsin amca benim ilk hastam. İlk tecrübem. Çok da tatlı bir adamdır. Karaciğer yetmezliğiyle geldim. Organ gerekiyor tabii. Hiçbir şey yapamadım. İçinde nasıl ukde kaldı anlatamam. Ama şimdi kurtaracağız. Çok heyecanlıyım. Biraz da gerginim. Normal değil mi Ali? Ali, baksana sen bir. Ne oluyor tam olarak? Ben bir şey mi yaptım? Küs müsün bana? Ya, Ali konuşsana. Ortalama bir insan hayatı boyunca 90 milyon kelime kullanır. Bence bu çok fazla. Madem sen bu hastayı bu kadar önemsiyorsun, neden konuşarak vaktimizi boşa harcıyoruz? Alo. Merhaba hocam. Ali'de bir tuhaflık var. Nasıl tuhaflık? Bilmiyorum, bir şeyler söylüyorum, benimle konuşmuyor. Soruyorum, cevaplamıyor. Ha, arada içine kapanır öyle, normal kısmı. Adil hocam. Öyle değil hocam. Yani bana küsmüş gibi. Nazlıcığım, Ali otizmini unuttun mu? İletişim sorunları olabilir. Ne düşündüğünü bilemeyiz. Arada bana da yapıyor, kendi haline bırak, tamam mı kısmı? Bence bir şey var. Ben size de söylemiş olayım. Kızım, bir şey yok. Hadi Muhsin Bey geldi, karaciğerini bekliyor. Getirin şu karaciğeri. Bir an önce. Hadi kızım. Tamam. Keşke bütün misafirlerimiz sizin gibi olsa. Hem kibar hem de komik. Hem de potansiyel yatırımcı. Aşk o. Tanju Bey merhaba, biz de sizi beklerken laflıyorduk Behzat Bey'le. Ben ortamı bozmak istemem ama hastamla bir iki dakika görüşebilir miyim? Tabii. Yalnız. Geçmiş olsun, görüşmek üzere. Görüşmek üzere, sağ olun. İyi haberlerinizi bekliyoruz. Nasılsınız bugün? İşte. Bakalım ne durumdayız. Evet. 2 hafta önce buradan kocaman bir tümör aldığımız düşünülürse durum gayet iyi görünüyor. Çok güzel. Ne demezsin? Ağzımda kocaman bir delikle dolaşıyorum. Bacağınızdan deri alıp yanağınıza greft yapacağız. Eskisinden daha iyi olacak. Ben emlak işindeyim doktor. Hızlı olur, iyi olur, ucuz olur. Sadece ikisini seç derler bizim meslekte. Üçü bir arada olmaz. Sizinkinin ucuz olmayacağı kesin. Senin gibi adamları severim doktor. İşinde iyisin. Ve iyi olduğunun farkındasın. Sana güveniyorum. Konuşmuyorsan ben de konuşmuyorum. Ayıp ama artık ya. Ben daha ne yaptığımı bile bilmiyorum. Ali bak, gerçekten kırılıyorum artık.
Şu hastaneye mi gidelim de? Gitmiyoruz. Ciğer bekliyorlar. Bal gibi de gidiyoruz. Gitmiyoruz. Beni sinirlendirmek için mi yapıyorsun? Pilottan işaret bekliyorum, sonra da gidiyoruz. Üzgünüm ama gitmiyoruz. Gitmiyoruz. Ne demek gitmiyoruz? Hava kötüye gidiyor maalesef, şu anda kalkamayız. Ne zaman kalkabiliriz peki? Bilemiyorum. Belki bir saat, belki üç saat. Ne demek üç saat ya? Evet, sonucu da ya. Pardon, çok acil ambulans lazım. Bir saniye. Tabii doktor bey, tamam. Ben yönlendiriyorum. Çok acil ambulansa ihtiyacımız var. Hiç ambulansım yok, kaza oldu. Dört araç şu an görevde. Çok acil ambulans... Bakın. Bizim bir an önce Berhayat Hastanesi'ne gitmemiz lazım. Çok acil diyorum. Şu an yönlendiremem. Siz doktora geçebilirsiniz. Tabii, kağıdı bana verin. Ambulans olmazsa trafikte kalırız, lütfen. Bakın doktor hanım, burası küçük bir hastane. Ambulans yok dediysem yok işte. Ne yapayım, yaratayım mı? Polis eskortu. Evet. Polis eskortuyla emniyet şeridinden kolayca gideriz. Olur, tamam, onu ayarlayayım. Alo, memur bey, iyi günler. Denizler Hastanesi'ne araç yollayabilir misiniz? Evet. İstanbul organ nakli yapmamız lazım. Çok acil. Teşekkürler. 15 dakika sonra burada olurlar. Teşekkür ederim. Ben hastaneyi arıyorum. Saçınız boya. Güzel olmuş. Ama sizi dermatit yapıyor. Yakında kaşınmaya başlayacaksınız. Ben olsam boyamam. Polis arabasını dışarıda bekleyeceğim. İyi günler. Müsait misiniz? Niye geldiğimi az çok tahmin ediyorsunuzdur. Behzat Bey'in serbest frep operasyonunda birlikte... Muhsin Bey'in karaciğer naklini vena cava inferiörü alarak mı yapacaksın, yoksa alıcıda bırakarak mı? Vena cava klasik bir teknik. Neden? Diğeri daha güvenli değil mi? Hayır, çünkü hastanın yaş... İşinize karışmamı istemiyorsunuz. Bakın şefsizsiniz. Buraya sizin yerinize geçmek gibi bir niyetlere gelmedim. Hatta sizinle çalışmaktan hiç keyif almıyorum Tanju Bey. Ne o zaman? Beliz Hanım hastamızın en iyi olanaklardan faydalanmasını istiyor o kadar. Beliz Hanım, sevgiline söyle, hasta zaten en iyi olanaklardan yararlanıyor. Israr etmeyeceğim, yalvarmayacağım ama beni ikinciniz yapmanız cerrahlığınızdan hiçbir şey götürmez. Öyle mi? İnsanlar seni benim ameliyatımda gördüğünde ne düşünecekler, haberin var mı senin? İnsanlar umurumda bile değil, ben işimi yapıyorum. Senin işin de benim umurumda değil. Ben kendi ameliyatımı kendim yaparım. Çıkarken kapıyı kapa. Demir, polis arabasıyla geleceğiz biz. Ferman Hoca'ya söyle. Ha, Muhsin amcaya da söyle, ne yapıp edip yetiştireceğiz bu organı ona. Merak etme, iyi bakıyoruz ona biz. Ha Demir, ya sana bir şey soracağım ama Özel, yalnız mısın? Dinliyorum. Ali ile konuştun mu hiç bu sabah? Ali mi? Hmm, konuştum evet, ne oldu? Nasıl konuştuk peki? Yani benimle alakalı bir şey falan söyledi mi? Ya sabah günü aydınlaştık işte, ne oldu ya? Allah Allah. Bir tek bana mı trip atıyor bu adam ya? Tamam, sen bizimkilere de sor.
bildikleri bir şey var mıymış? Ben bayağı şu an trip yiyorum da. İyi tamam sorarız hadi bay. Ne oldu yolunda mı her şey? Ali, yani Nazlı'yı trip atıyormuş. Sana anlattığım bir şey. Bilmiyorum, ben öyle bir yeteneği olduğunu bilmiyordum Ali'nin. Ya pisliksin ya. Neyse takma kafana ya. Klasik Nazlı işte, kimseyle kötü olmaya dayanamaz ya. Aynen öyle. Aynen. Kolay gelsin. Sana da. Teşekkürler. Benim 10-15 dakika işim kaldı, geliyorum sonra. Sen nereden anladın bizim helikopterle gidemeyeceğimizi? Hani bazen bizim anlayamadığımız şeyleri hemen anlıyorsun ya. Tam vaktinde havaya falan mı baktın? Hava durumunu izledim. Ben seni hala tam tanıyamıyorum da. Sen de iyice kapattın kendini bana. Benimle konuşmayı çok mu istiyorsun? Evet. Bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Niye böyle söyledin? Aa. İstanbul'a gidecek olan doktorlar siz misiniz? Hoş geldiniz. Ali. Hadi gel. Ali hadi bak vaktimiz daralıyor. Ali, şimdi seni bundan sonra kalacağın yere götürelim, olur mu? Ali, sen polis arabasının flaşöründen mi rahatsız oldun ya? Polis arabası gitti. Biz de gidelim ona. Oğlum. Anne. Ali. Annen burada değil, gitti. Ama merak etme, yarın yine gelecek. Kapatabilir misiniz? Adı ne? Polisin mi? Donörün. Erhan. Erhan. Stresli bir gün daha ha. İki zorlu ameliyat. Şu gün bir geçsin, başka hiçbir şey istemiyorum. Atlatırız. Her şey eninde sonunda iyiye varıyor işte. Bak seninki parmağım bile Ali'ye karşı yumuşadı. Yani en azından ben öyleyse. Bence siz o konuda pek ümitlenmeyin. Evde pek öyle konuşmuyor. Kıvılcım Hanım, çok çok özür dilerim. Adil Hocam, bunu kaçırmak istemeyeceksiniz.
Kıyameti koparacak şimdi, izleyin. Çok özür dilerim kocaman, bir şeyiniz var mı? Tamam, tamam canım. Çok özür dilerim, dalgınlığıma geldi. Tamam, kusura bakmayın. Tamam canım, ne özrü, olur böyle şeyler. Tepsi kafasına düştü galiba. Selamlar. Merhaba. Beliz'cim. Bir şey duydum ben. Ne duydun çok merak ediyorum. Şu yatırımcı. Babanın arkadaşıymış. Ya ben de diyorum, bu kız bir günde yatırımcı buluyor. Ne kadar geliştirdi kendini. Halbuki babanın kontenjanından kullanmışsın yine. Neyse, olur. Zamanla olur. Üzülme. Hadi afiyet olsun. Bayıldım bu hastaneye. İyi bir şey söyle ne olur. VIP hastayı unut. Ne demek unut? Ancu kendi yapacakmış ameliyatı. Yardımımı istemiyor. Ukala ukala da konuşuyor. Hayır kabul etmiyorum lütfen. Bu benim için çok önemli risk. Adamım orada olman lazım. Ne yapayım Melis? Adamı bayıltayım. Gidip yerine ben mi geçeyim ameliyatı? Erman ben ciddiyim. Ben de ciddiyim. Adam bir dünya laf söyledi. Sırf sen istiyorsun diye gittim. Sesimi daha hiç çıkarmadım. Ama artık bir şey yapamam. Önemli bir karaciğer naklim var. Onu bekliyorum. Erman biliyorum çok zor ama benim için çok önemli. Lütfen. Anlamadım bu yatırımcı. Neden bu kadar önemli? Bir sıkıntın mı var? Maddi falan? Hayır. Babamın çok yakın arkadaşı sadece, bu yüzden önemli. Tamam sen Tanju'nun yanına gitme, tamam mı? Ama eğer seni çağırırsa operasyona gireceksin. Lütfen söz ver. Ben sana ne zaman hayır demeyi öğreneceğim acaba? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Kıvılcım, hemen odama. Nasılsınız? Heyecanlı. Sanki açık çek yazıyormuş gibi. Her şey yolunda gidecek. Merak etmeyin. Bir saate ameliyat alacağız sizi. Eğer beni çağırırsanız cerrahide olacağım, haberiniz olsun. Nazlılar gelir gelmez transplant uygulayacağız. Dakikalarla yarışmak zorunda kalabiliriz. Bitti mi? Üçüncü kez ayağınıza gelmeyeceğim. Bilginiz olsun. İlk gelişim bile hataydı. Peki. Siz bilirsiniz. Merhaba. Muhsin Korkunç'un test sonuçları çıktı mı acaba? Çıktı. Sağ ol. Doktor Kayasemiz. Doktor Kayasemiz. Ameliyathaneden bekleniyorsunuz. Bu sonuçlarda bir yanlışlık var. Tekrar yapabilir miyiz testleri? Maalesef. Onu sorumlu doktorun istemesi lazım. Ya böyle çok büyüyecek ama ben çok uzun süredir ilgileniyorum bu hastayla. Lütfen. Tekrar yapamaz mıyız? Bakın bir yanlışlık var. Yapamam. Ne yanlışlık var ya? Yok bir şey. Test sonuçlarımı ver bakayım. Yanlışlık var. Ne sayıklıyorsun ya? Versene şunu. Film falan yanlış. Akeriye ya. Dedim. Bilir misin? Transplantı kaybedeceğiz. İçki içmiş. Bu
sonuçların hemen tekrarlanması lazım. Hemen, lütfen. Bakın, çok üzgünüm ama sonuçlar değişmeyecek. Kan yalan söylemez. Muhsin amca da söylemez. Sen işini yap. Hadi. Ne kadarımız kaldı memur bey? 60 dakika gösteriyor. Ne oluyor? Sıcaklık yükseliyor. Buz lazım, acil buz lazım. Buz alabileceğimiz bir yerde durur musunuz memur bey? Çok acil. Hocam. Hocam. Hocam, transplantasyon ameliyatı iptal. Niye, Nazlı'lara bir şey mi oldu yoksa? Yok hocam, onlar değil. İki kere test yaptırdım, sonuç ikisinde de aynı. Muhsin amca. Alkol almış. Şaka yapıyorsun. İçmiş mi? Hocam. Ne yapacağız? Ciğeri alamayacak. Bu. Çabuk çabuk çabuk. Bizim hemen buza ihtiyacımız var. Hemen acil buza ihtiyacımız var. Buz makinesi bozuk, kalmadı. Ne demek kalmadı? Bu iyi değil. Paketlerden yok mu? Vallahi yok. Ana caddede büyük market var ama. Bizim hiç vaktimiz yok. Bu hiç iyi değil. Ali, Ali! Gel bak, bunlar olur. Bak. Hadi. Öyle düşmez. Evet düşmüyor. Niye düşmüyor? Neden düşmüyor? Soğuk maddenin direkt içine girmesi lazım. Etrafının tamamının kapanması lazım. Allah parasını alırım bak onu. Hadi hadi, işe yarayacak bu sefer. Hadi. Hadi düş. Düş, 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 düş. Hadi hadi hadi. Düşüyor. Ali! Ali zıplak! Pardon, tamam. Biz küstük değil mi? Hadi barışma çikolatamız olsun. Bak düşürdük de. Ha? Ali. Ali. Ya ne olduğunu bir söylesen bari. O da 6.75. Siz burada kalın. Ameliyathaneden bekleniyorsunuz. Sayın Emel Keskin, psikiyatri bölümüne bekleniyorsunuz. Ne yapıyorsun ya? Bir yanlışlık var Ferman Bey oğlum. Ben tövbeliyim. 3 yıl 5 aydır... Abi gördük tövbeni. Bana hala yalan söylüyorsun. Testler yalan söylemez. İçmişsin. Ne zamandır? Ne zamandır? Bak ben senin doktorunum. Yıllardır.
kaç yıllık hastamsın. Bu ciğeri dört gözle ikimiz beraber bekledik yıllarca. Değil mi? Canım yandı abi. Ne yapacağız şimdi? Ha? Her şeyi berbat ettik. Ne yapacağız? Seni şu an bu hastaneden taburcu etmemem için bana bir neden göster. Yok. Ah be abi. Sen hiç pişman oldun mu Ferman Bey oğlum? Sevdiğinin gözünde hayal kırıklığını gördün mü sen hiç? Ha? Sevdiğine zarar verdin mi? İnsan daha çok içiyor işte. Battıkça da batıyor. Kendini affedemiyorsun. Sen kendini affedebildin mi? Ha? Ben affedemedim. Bir kere de normal bir adam olayım istedim be. Biliyor musun? Ben kızımı çok üzdüm. Sarhoşun kızı dediler. Bunun babası Ayyaş dediler. Öyle desinler istemedim. İki gün önce o güzel arkadaşlarıyla, hocalarıyla buluştuğumuzda beni öyle görsünler istemedim. Ben de normal bir baba olayım istedim. Normal bir baba. Önüme koydular. Hiç ses etmedim. Bir kadeh içtim işte. Bana bak abi. Muhsin abi gözlerimin içine bak. Bir kadeh mi içtin? İnanayım mı? Ahtım olsun ki bir kadeh içtim. Ahtım olsun. Bak, şunu iyi bil. Eğer bir daha kızımı üzecek olursam, inan bana o masadaki bütün içkileri içer, orada geberir giderim daha iyi. Bu dediğin olmasın diye elimden geleni yapacağım. Bekle. Demir, bana bir rapor hazırlaman gerek. Ben de kurulu toplayacağım. Muhsin abinin kanındaki alkol oranı %0.02. Bana sadece bir kadeh içtiğini ispatlayacaksın. Hocam yalnız benim matematik... Demir, 30 dakikan var. Tamam. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne bileyim ben ya. Ali. Ali! Ulan ilk defa bir işe yarayacak herif, onda da yok ya. Neyse ben patoloji uçuyorum. Al bu sana dursun. Bir şekilde halletmeye çalışacağım. Sen Ali'yi bulursan bana haber ver, tamam? Tamam. Merhaba, ben Doktor Ali Vefa. Hah, Ali. Ya sana bir şey sormam lazım. Biraz acil bir durum, aç hele ben. Ne gibi bir acil durum? Ne oldu? Ya bir hastanın tek bir kadeh içki içtiğini hesaplamamız lazım. Nasıl yapacağız? Hangi hasta? Kim? Ne oluyor? Boş ver. Şey, yeni bir hasta. Trafik kazası, alkollü. Kronik bir rahatsızlığı var mı hastanın? Karaciğer yetmezliğinin son aşamasında. Şiddetli sirozla alkolün vücuttan atılma hızı saatte desilitrede 1 miligramdır. Ne içmiş? Tek kadeh. Alkol oranı %45'tir. Ne zaman içmiş? 2 gün önce. Bir kadeh 240 mililitredir. Bunun 2/3'ü suysa, %45'i de alkolse, bu kanda desilitre başına 36 miligram alkol var demektir. Bu da eğer 2 gün önce içtiyse, bu kandan alkolün atılma hızıyla... Hastanın kan alkol oranına baktınız mı? Baktık, evet. Sonuç 0.02 olmalı. Tamam, çok sağ ol. Sen sağ ol. Ne olmuş?
Ali. Ne demek alet hesaplıyor? Sen ne işe yarıyorsun burada ya? Bakın sizin yüzünüzden geç kalıyorum Demir Bey. Bir sürü tahlil yerim. Ya ben geç kalıyorum asıl. 15 dakikam kaldı. Adam ölecek. Ölecek diyorum. Sayın Necmi Burak, Sayın İpek Tarcan, Sayın Enis Bulut. Hasta kayıt bölümünde bekleniyorsunuz. Sayın Mustafa Aslan, Sayın Solmaz Güler. Acil kan bankasında bekleniyorsunuz. Ne oldu? Acil bir şey mi var? Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. Ne? Sen babamla evlendiğinde hastalandı annem. Kollarımda öldü. Hiçbir evlat bunu unutamaz. Bu dünya üstünde seni affetmemin hiçbir yolu yok. Anladın mı? Tamam. Üvey kızın olmayacağım. Arkadaşın olmayacağım. Seni hiçbir zaman sevmeyeceğim. Ama seninle çalışmaya karar verdim. Babamın vasiyeti ne diyorsa o. Yani dinleyecek misin artık beni? Gerekeni yaparsan. Tanju yatırımcının ameliyatında fermanı istemiyor. Onu ikna et. İstediğim bu olsun. Bu arada... ben seni anlıyorum. Gerçekten. Ve... İstediğim sadece bu kadarıydı. Daha fazlası değil. Sen Great Gatsby'yi okumuş muydun? Sana da merhaba Kıvılcım. Okumuştum, severim. Yazarın kitaplarından yarısını karısı yazdı diyorlar. Biliyor muydun? Peki sence bu onu kötü bir yazar mı yapar? Yoksa hala Amerikan edebiyatının devlerinden sayılır mı? Sen ne söyleyeceksen açık açık söyler misin lütfen? Fermanı ameliyata al. Hayır. Diğer soruna gelince ona da hayır. Çünkü bu Fitzgerald'ı sahtekar var. Yanlış. Bu onu bir dahi yapar. Kitap müthiş. Kimin yazdı, kimin umurunda? Belli ki benim umurumda. Bazen bu dar kafalılığın beni gerçekten hasta ediyor. Sen Fitzgerald mı olmak istiyorsun? Yoksa onun isimsiz karısı mı? Ya da şöyle sorayım. Sen kimsin? En iyi cerrah olmak isteyen bir şef mi? Yoksa başhekim olmak isteyen bir şef mi? İşte o yüzden şimdi o küçük egonu al ve güneş görmeyen bir yere kaldır Tanju. Burada destan yazıyoruz seninle. Ufak tefek hesaplarınla uğraştırma beni. Afiyet olsun. Azıcık daha hızlı olabilir miyiz? Bizim vaktimiz çok daralıyor memur bey. Zaten hızlı gidiyorum doktor hanım. Daha fazla hızlanırsa... Dikkat, dikkat, dikkat! Aa! Erhan? Aa! Nazlı'ya bir şey oldu. İyiyim, iyiyim. Bir şeyim yok, bir şeyim yok. Hayır, hayır. Bir şey oldu, bir şey oldu. Ali lütfen sakin bak, iyiyim. Lütfen sağa çeker misiniz? Hayır, hayır. Lütfen devam edelim. Hayır, var bir şeyi. Lütfen, lütfen sağa çeker misiniz siz? Kemerini takmazsan böyle olur. Ya. İyiyim. Dikkat edeceğim. Dikkat edeceğim. Hayır, 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 hayır. Dikkat edeceğim. Muayene etmem lazım. Hayır. Bak bir şeyim yok diyorum. Sadece incindi. Bir sakin. İncinmesin. Bir yerin incinmesin. Ali? Muayene etmem lazım. Böyle acıyor mu? Hayır. Böyle? Hayır.
Şimdi kafanı sağa çevir. Şimdi sola çevir. Şimdi öne. Şimdi arkaya. Ay. Servikal travma. C1, C2 vertebrilerin kontrol edilmesi lazım. Ali bir şeyim yok. Bak bir şeyim yok. Ben de doktorum, unuttum mu sadece? İncindi birazdan geçecek. Lütfen. Hani sen bana küstün? Ne oldu? Söylersin artık sebebini herhalde. Şimdi söyleyemem. Niye? Canın acır. Duygusal acı sinirleri uyarır. Benim yüzümden üzülürsen boynumdaki acının şiddeti artar. Bana ne yapmış olursan ol, ben senin canını acıtamam, tamam mı? Devam edelim. Çok az kaldı. Öner, dokuyu fasiyel artere bağladım. Kapatıyoruz. 10-0 polipropilen. 10-0 polipropilen vasküler klamp. Hadi bakalım. Elinize sağlık hocam. Hepimizin arkadaşlar. Hocam hematom. Kaynağı bulacağım. Spanç ve ekartör. Bu kanayan bizim arter değil, değil mi? Mikroskop. Hocam nabız düşüyor. Her neyse, karotid artere baskı yapıyor. Buradan bir şey göremiyorum. Daha derine inmem lazım. Zon 3'ü dışarıdan geçeceğiz. Ama zon 3 mayın tarlası değil mi hocam? En ufak bir hatada felç geçirmez mi? Yapmak zorundayız. Ne yapacaksanız hemen yapın hocam. Kan basıncı 80'e 40 hasta boğuluyor içeriden. Müziği kapatın. Ferman'ı çağır. Ne kadar kaldı? Neyse ki emniyet şeridi var. Yarım saat oradayız. Buradan hayatta çıkamazdık zaten normalde. Acayip trafik oluyor. Tabii bütün yollar buraya bağlandığı için. Hayır, bağlanmazlar. Ne? Ne oluyor ya? Ne oluyor? Ali ne yapıyorsun? Ali bir şey söyler misin lütfen? Bak ısısını değiştiriyorsun. Geldi işte. Elime geldi. Hissediyorum. Ya neyi hissediyorsun? Bir pıhtı olması lazım. Bak burada var. Ama BT'de yok. BT'ye baktım. Pıhtı yok. Burada var. Çünkü BT'yi içindeyken çekmişler. Ciğer viskozin solüsyonuyla yıkanmadan önce. Ciğeri korumak için içindeki kanı bir solüsyonla değiştirirler ama geride kan bırakmışlar. Ve kan pıhtılaşmış. Ölüyor. Ciğer ölüyor. Ciğer ölüyor. Yarım saat dayanmaz. Ciğer ölür. Ciğer ölür. Hemen pıhtıyı almamız lazım. Hemen. Buz banyosundan önce de hemen hemen korumak için solunumu boşaltmalıyız. Hemen. Kenara çekin. Burada mı? Hayatta olmaz. Evet, evet. Hiç vaktimiz yok. Hemen kenara çekin. Ne oluyor abi ya? Sol lob orta hepatiklerden başlıyor. Falciform ligament boyunca atılan bir kesik segment 3'e bağlanmamızı sağlar. Pıhtıyı orada bulup açacağız. Tamam, sen bul ben çıkarırım. Beşler.
Açıyorum. Bakamayacağım ben. Çıkarıyorum. Damara kanül yapmak için pipete ihtiyacım var. Pipet... Pipet var mıdır? Arabada olacaktı benim. Acil! Sağ ol. Pipet, solüsyonu hazırlıyorum. Solüsyon? Tuttum. Viskonsin solüsyonu hücre duvarını stabilize eder. Ve organ bütünlüğünü korur. Hadi. Oluyor mu? Oldu. Ay yaptık. Vay be. Şu araba neleri gördü de böylesini hiç görmedi. Evet, nedir? Oksijen satürasyonu düşüyor hocam. %100'e çıkarın oksijeni, acil. Kaynağı bulabilmek için mandibüleyi içeriden geçmen gerekecek. Gözlük. Ferman. Hata yapmayacağız. Acil. Spanç hazırlar. Doktor Erit'e ekartör ve 5 numaralı kemik makası. Ekartör, önce. Kemik makası. Buyurun, buyurun. Ferman. Sağ ol. Siz sağ olun. Tanju Bey. Sizi çiğnemek gibi bir niyetim asla olamaz. Bunu bilin. Ara sıra didişmeyi bırakmak iyi olacak. Değişiklik iyidir. Elinize sağlık. Senin de. Peki ne olacak şimdi? Endişelenmeyin. İyi haber Muhsin amcanın tek bir kadeh içtiğini ispatlayabilmemiz. Tek bir kadehle kurulu ikna edebiliriz. Ferman Hoca tartışacak kurulla. Bence şansımız var. Ya o bir kadehi... Hayatım. Demir. Sence ben o yeni ciğeri hak ediyor muyum ha? O ne demek Muhsin? Bir sürü iyi insan var sırada. Bir sürü yoksul insan. Niye onlar almıyor da ben alıyorum? O suçluluk duygusunun bir sonu yok Muhsin amca. Mesela ben zengin çocuğuyum. Kibar söylemenin bir yolu yok. Öyleyim yani. Ne yapayım şimdi, öldüreyim mi kendimi? Hı? Yani bazı insanlar şanslı oluyor işte. Dünyanın da kendi içinde bir adaleti vardır herhalde. Takma sen, tamam? Azrail hepimizi bir listeye yazmış. Bazen aradan bir kaçak oluyor. Ama onun da bir akdi var. O akdi çiğnemeyeceksin. İçmeyeceksin. Ben o akdi çiğnedim. Azrail. Muhsin, ne oluyor? Azrail affetmez. Bilden Hanım, siz çıkar mısınız lütfen? Bilden Hanım, bunu kaldırır mısınız? Muhsin! Muhsin amca.
Muhsin amca beni duyuyor musun? Muhsin amca! Hemşire! Nasıl geçti? Hastamızın durumu gayet iyi. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Bana yardım etmen gerek. Hastalarımdan birindeki kurallarını ihlal ettim. Yapma. İnan şu kadarcık bile değil. Gerçekten. Tamam, kurulu toplayacağım. Beliz. Bu yatırımcı senin için ne kadar önemliyse Muhsin abi de benim için o kadar önemli. Bu ciğere gerçekten ihtiyacı var. Yanımda ol. Tamam. Elimden geleni yapacağım. Bir su ver. Nerede bu kanama? Özofagusta hemoroji var. Evet, nedir? Demir, çekil. Hocam varis kanaması var. 1000 CCSF bolus, 4 ünite kan, acil haydi. Kan basıncı düşüyor. Nabız 130'larda ve yükseliyor. Tamam, sakin, 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 halledeceğiz. Hadi, 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 halledeceğiz. Ne olacak hocam? Demir, sus. Halledeceğim. Nedir durum? Aynı hocam. Nabız normale döndü hocam. Budur. Al. İyi kurtardınız hocam. Bir şey kurtarmadım. Portal hipertansiyon kompanse etmiyor. 3 ay ömrü kaldı. Hocam liste doğmak için 6 ay alkol kullanmamış olmak gerek. Matematiklerin iyi değildi hani Demir. Ne oldu? Muhsin abi ya bu ciğeri alacak ya da onu kaybedeceğiz. O neydi ya? Resmen yolun ortasında organ açtık. Ve Muhsin amcanın hayatını kurtardık. Ali. Bak, gerçekten ne yaptım bilmiyorum. Ama seni üzdüysem yemin ediyorum istemeden yapmışımdır. Ya hem herkes ikinci bir şans hak etmez mi? Ha? İkinci bir şans. Ne kadar çok kullanıyorsunuz bu lafı? Hadi sen de yiyin beni. Yine bir şey mi bu çocuk? Ali, böyle olmaz ama. Kaç gün oldu? Bayılacaksın açlıktan. Hadi Ali, 2 lokma ye. Hasta olacaksın. Perişan olursun burada. Aç hadi. Hadi Ali. Hadi Ali. Ali. Sana bir şey göstereceğim.
Ama sonra yemek yiyeceksin. Söz ver bana. Ne ki? Olmaz. Sır. Önce söz ver. Çok güzel bir şey. Söz. Anlaştık. Hadi. Gel bakalım. Gelelim. Anne? Annen hep geliyor seni kontrole. Korkacak bir şey yok. Kolluyor seni. Yanıma gelsin, yanıma gelsin. Gelemez ki. Babandan korkuyor. Hem büyüyünce sen gidersin yanına belki. Ha? Güzel güzel ye, büyü. Sonra belki ikinci şansınız olur. Ana oğul. Olmaz mı? Herkes ikinci bir şansın peşinde. Kimse ilkini düzeltmenin peşinde değil. Kanama, bu varisler hiç iyi değil. Karaciğer yetmezliğinin en son safhasındasın abi. Ne kadar zamanım kaldı? İki. Üç ay. Bir dakika. Bir dakika ya. Anlamadım ben. Bir saat sonra karaciğer nakli olmayacak mıyız? Anlatmadın mı kızına? Neyi? Ne oluyor baba? Baban içki içmiş. Bunu mu söylüyordunuz? Ben de bir şey oldu sandım. Biliyor muydun sen? Evet, sadece bir kadeh. Transplant kurulu miktara bakmaz Ayla. Nasıl yani? Siz bunu niye söylemediniz bana? Biz şimdi sadece bir kadeh için karaciğer nakli olamayacak mıyız? 10 dakika sonra kurulla toplantıya gidiyorum. Argümanımız iyi. Bakacağız. Bakacağız mı? Elimden geleni yapacağım Ayla. Son karar kurulun. İzninizle. O kadeyi ona ben verdim. Ayla, kimin verdiğinin hiçbir önemi yok, tamam? Ama o içmek istemedi. Sadece ben mutlu olayım diye içti. Bak, bak babam kendini hiçbir zaman affetmedi. O suçluluk duygusunu hala üstünde taşıyor. Ama ben onu affettim. O kadeyi o yüzden verdim ona. Bir kere, sadece bir kere içsin benim yanımda ve onu affettiğimi bilsin diye. Hala sakin ol. Yalvarırım. Yalvarırım, lütfen babamın ölmesine izin verme. Ayla, lütfen. Lütfen izin verme. Bak onu sen değil, ben öldürmüş olacağım. Lütfen gidip babanın yanında olur musun? Sakin ol. Beni baba katil yapma. Hayır. Katil yapma. Kaç Elia. Beni baba katil yapma lütfen. Lütfen. Yalvarırım. Lütfen. Hocam sizi bekliyorlar. Dosyaları ver. Demir. Yanlarında dur. Hı-hı.
kuruldu, ne yapabilirim bilmiyorum. Ama her şekilde yanındayım. Yalnız değilsin. Adil Bey. Söyle Selvi, kurula yetişeceğim. Durumlar nasıl? Behzat Bey'in durumu stabil. Her şey yolunda giderse yarın taburcu edeceğiz. Ya Muhsin Bey? Muhsin Bey'in durumu da iyi ama ailesi biraz tedirgin tabii. Kurulu bekliyorlar. Ali nasıl? O nasıl soru? Nazlı ile araları açıkmış, Güneş söyledi. Güneş mi? Güneş'e Açelya söylemiş. Açelya ya da Demir. Ya biliyorum yani. Ya nasıl bir hastane burası? Kimsenin ağzında baktığı ıslanmıyor. Pardon, ben onları sustururum hocam. Sizin haberiniz var diye ben böyle rahat rahat konuşuyorum. Kusura bakmayın lütfen, benim hatam. Canım ne sizin hatam? Ya keşke senin gibi olsalar. Nerede seninle birlikte girdiğimiz OSKİ ameliyatlar? Neye gidiyorlar? Neyse, ben şu kurula gireyim. Onları da söyle, abuk subuk konuşmasınlar, yoksa karışmam ha. Kusura bakmayın. Buyurun hocam. Hastayı zaten tanıyorsunuz, o yüzden uzatmayacağım. Önünüzdeki dosya hastanın tek bir kadeh içtiğini ispatlıyor. Neden yaptığı da belli. Yani Muhsin Bey alkole tekrar geri dönmedi. Transplant kurulu ilgilenmez bunlarla. Adam alkol almış mı almış, bitti. Bazen kurallar çok saçma olmuyor mu Tanju Bey? Hı? Bir kere içtin mi öl. Ama uyuşturucu kullan, korunma, hepatit kap, hiçbir şey yok değil mi? Ferman sen ne diyorsun Allah aşkına? Kurallara uymayalım mı biz şimdi? Ben şunu demeye çalışıyorum. Bu kuralların arkasına saklanmayalım. Hastalara karşı hepimizin sorumlulukları var. Ya pardon da bu hasta sizin babanız falan mı? Yoksa senin egonun bir sınırı mı yok? Müthiş. Müthiş. Özünüze döndünüz demek. Kurallar işte tam da bu sebepten oradalar. Kurallara uymak zorundayız. Böyle yapınca rahat mı uyuyorsun geceleri? Aynen öyle. Bak o listede 1000 kişi var. Sırf senin gönlün olsun diye 999 tanesini riske atamam ben. Senin hastan karaciğer naklini hak etmiyor. Kuralları biliyordu. O yüzden bu dosya bir hiç. Sadece teknik bir ayrıntı. Tamam tamam, hadi sakin ol. Beliz. Hukuki durum nedir? Kurallardan yeni. Üzgünüm Ferman. Nakli bu koşullarda yaparsak nakil kurulundaki ayrıcalıklarımızı kaybederiz. Ortaya çıkarsa tabii. Ortaya çıkarsa mı? Ferman sen ne diyorsun Allah aşkına? Şimdi de evrakta sahtecilik mi yapalım? İyi o zaman gidelim bir adamı öldürelim. Sökelim ciğerini, takalım adamı. Ha? Tamam. Adil hocam siz ne diyorsunuz? Ben iki tarafı da anlayabilirim. İkisini de savunabilirim. İyi de hangisini seçiyorsunuz? Biz zamana karşı yarışıyoruz. Ve bu hastanede karaciğer bekleyen bir hasta var. Ve karaciğer de yolda. Ben daha ne diyeyim? Ya siz ne diyorsunuz Allah aşkına? Bir hastayı kurtaracağız diye yüzlercesini riske atacağız. Yüzlerce hastam yok, bir tane var. Adı da Muhsin. Beliz, bir karar vermen gerekiyor. Hemen. Nazlı dur. Demir, yolda çok acayip şeyler oldu ama sonra anlatacağım. Nazlı dur. Ne oldu? Muhsin amca bir şey mi oldu? İç geçmiş. Sadece bir kadeh ama kurallar belli. Listenin en sonuna indirdiler. Karaciğeri başkası alacak.
Karaciğer burada. Tamamdır. 55 dakikamız var. Slow. Teşekkürler, yetiştireceğiz. Şahane bir şey bu. Bu değil. Erhan. İsmi Erhan. Üzülme. Bizim suçumuz değil, tamam mı? Muhsin amcacığım. Çok üzgün. Sizi yarı yolda bıraktım. Üzülmesi gereken benim. Ne olur böyle söyleme. Geldiğim günden beri bana çok iyi baktın. O ciğer için ne kadar çok koşuşturduğunu Demir bana anlattı. Herkes çok üzgün. Ama bugün birinin hayatını kurtardık. Muhsin amcayı kurtaramadık. Evet, Muhsin amcayı kurtaramadık ama başka birinin hayatını kurtardık. Bu iyi değil mi? Artık üzülmesen, buna biraz sevinsen. Benimle konuşman için benim bu kadar üzülmem mi gerekiyordu Ali? Telefonu çıkarır mısın? Vaz mı geçtin konuşmaktan, mesajlaşacak mıyız? Telefonunu çıkarır mısın lütfen? Arama kayıtlarını aç. Lütfen. Evet, açtım. Ne oldu? Dün geceye gel. Ben senin yanından ayrıldıktan sonra. Sen bizim Adil Hoca ile konuşmalarımızı mı duydun? Arkadaşım olduğu için mutlu olduğunu söylemiştin. Öyleyim. Öyleyim. Adil Hoca görüşmeni istediği için görüşmüşsün benimle. Hayır. Ali, hayır. Evet, tamam. Adil Hoca seninle ilgilenmemi istedi, ben de yaptım.
Ama zaten söylemese de yapardım. Ben seninle vakit geçirmeyi gerçekten seviyorum Ali. İnandırıcı gelmiyor. Öyle mi? Seni umursamıyorsam neden bu kadar uğraşıyorum o zaman? Ha? Numara yapmana gerek yok. Kendine bak. Bir de bana bak. Senin gibi birinin benimle vakit geçirme ihtimali kaçtır ki normalde? Otizmliyim ben. Aptal değilim. Can vaktiniz var mı? Var var. Nazlı gel. Gel kızım otur. Hayırdır? Hocam Ali her şeyi duymuş. Neyi duymuş? İşte sizin zorlamanızla onunla görüştüğümü zannediyor. Ama yemin ediyorum ben umursuyorum Ali'yi. Yemin ediyorum. Tamam kızım tamam. Ben konuşurum onunla. Zaten ortada bir suçlu varsa o benim. Ben bulaştırdım seni bu işe. Affetmeyecek ki. O kadar kötü konuştu ki benimle. O kadar kötü oldum ki. Çünkü yarısına dokundun. Ali hiçbir insanın onunla vakit geçirmek istemediğini düşünüyor. Öyle bir şey yok ama. Niye böyle bir şey düşünür ki? Senin de bugüne dek hiç arkadaşın olmasaydı sen ne düşünürdün Nazlı? Ben bunu değiştirebilirim hocam. Nasıl? Çok teşekkür ederim hocam. Çok teşekkür ederim. Kızım, kızım. Önüne geleni anlat bakın. Gençlik işte. Hay hay hay. Aa, ben de size geliyordum Behzat Bey. Nasıl oldunuz? Müthiş. Tanju Bey sağ olsun. Yarın beni taburcu ediyormuş. Her şey yolunda. Süper, geçmiş olsun. Ama asıl sorun bu değildi, değil mi? Aşk olsun. Öncelik sağlığınızda. Tamam. Ben kararımı verdim. Ortağım sizi aşağıda bekliyor. Yatırım için çalışmalara başlayabilirsiniz. Ortaklığımız hayırlı uğurlu olsun Beysa. Teşekkür ederim. Pişman olmayacaksınız. Öyle umuyorum. Görüşmek üzere. Geçmiş olsun. Ferman, hak
hakkını helal et. Hiçbir şey yapamadım senin için. Çok üzüldüm. Tekerlekli sandalye niye vermediler? Ya gerek yok, ben yürürüm ya. Olmaz Güneş. Tekerlekli sandalye acil. Hemen hocam. Ferman. Zahmet etme yahu, yürürüm. Abi. Lütfen. Güneş, acele. Hiçbir şey yapamadım senin için. Bari doğru dürüst taburcu edeyim, tamam? Hakkını helal et. Sen de ferma. Sen de et. Bu ortaklık hepimize çok iyi gelecek. Ya ben de öyle hissediyorum. Ben sizinle buluşmak için tekrar kurulu toplayacağım önce. Onlarla bir konuşacağım. Daha sonra size mutlaka haber vereceğim. Yani nasıl isterseniz, nasıl yapalım? Hani biz sizi arayabilirim. Siz de bana haber verebilirsiniz kurulda. Tabii. O zaman ben sizden telefon bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Peki, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bunlar burada kalacak, tamam. Ferman Bey. Buyurun Beliz Hanım. Muhsin Bey için çok üzgünüm. Kızgın mısın bana? İstediğini yaptım değil mi? Ben de istediğini dinledim ama üzgünüm, kurallar böyle. Çifte standart, müthiş. Ben istediğini yapayım ama sen bir dinleyeceksin, bitti. Öyle mi? Ferman, pozisyonlarımız farklı. Teşekkür ederim bunu hatırlattığın için. Böylece aklımdan hiç çıkmıyor Beliz Hanım. Çok sağ olun. Şişt. Akşam yapalım mı bir şeyler? Ne dersin? Tadım yok hiç ya. Demir, elinden gelen en iyisini yaptın. Daha iyisi yoktu. Herkes öyle diyor da. Bir şey değişmiyor işte. Kapanma böyle lütfen. Bak ne faydası var şu an? Böyle kös kös oturmanın Muhsin amcaya. Bak maç var. Akşam. Basketbol maçı. Götüreyim mi seni? Derbi vardı aslında. Hı. Yetişebilir miyiz ki? Uçarız bile ya. Diyorsun. Diyorum. Oh, herkes burada. Şimdi. Benim şöyle bir planım var. Diyorum ki, akşam bizim kafeye gidelim. Ali'ye şöyle adam akıllı bir hoş geldin karşılaması yapalım. Herkes uyar mı? Demir? Ya bütün gün çocuk bize yardım etti, hem bize de iyi gelir. Ya ben artık bir şeyler yapmak istiyorum. Böyle durmak istemiyorum. Olur, tamam. Tamam. Aç el ya. Tamam. Serve ablacığım. Ben sizi yollar mıyım sizi oraya? Sürpriz olacak ama kimseye söylemiyoruz. Güneşciğim, sen kandırıp getirsen Ali'yi. İkna edersin. Yani iyi rol yapabiliyorsun. Sonuçta oyuncusun sen. Yani orası öyle. Gerekirse Oscar'lık döktürür de. Bazı cerrahi sekreterleri gelmezse ben gelmem. Gülün mü? Sen gelsin mi benimle? Akşam görüşüyoruz o zaman. Güneş. Hı. Sen mesaj mı atıyorsun kız hala? Yok ya, ne mesajı? Ya sen hiç akıllanmayacak mısın? Niye 10.000 tane mesaj atıyorsun gece gece? Ya ben ne yaptım biliyor muyum Nazlı? Dün gece yatıyordum normal. Gül'ün sosyal medyada bir fotoğraf paylaştı. Böyle yanında dalyan gibi bir çocuk, baş başalar. Aklım çıktı ya. Dedim kız elden gidiyor, ben de yazdım durdum, ne bileyim. Göster bakayım şu çocuğu bana. Aa,
Bayağı dalyan bu. Niye iş yapıyormuş, baktın mı? Ya profili kapalı, netten araştırdım ben. Oyuncuymuş. Ne diyorsun? Valla diziye de girmiş, pis herif. Hem dalyan gibi hem de oyuncu. Arabası da var. Yok artık. Güneş. Hı. Ben sana nasıl söyleyeceğim bunu bilmiyorum ama bu çocuğun bir özelliği daha var. Daha nesi olacak ya? Vallahi var. Ne? Gül'ün kuzeni. Ne? Ya. Nasıl kuzeni? Bildiğin kuzeni. Nasıl kuzeni? Halis Nuris kuzeni kızım işte. Allah'ım. Allah'ım ben ne yaptım? Allah'ım. Nazlı. Kurtar benim beladan ne olur. Nazlı. Hı. Bak kurtarırsan Ali'yi tutar kolundan getiririm akşama söz. Söz mü? Söz. 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 Bu iş ben. Getireceksin. Söz. Teşekkür ederim. Bu çay koyu. Açık olmasın dediniz. Açık olmasın dedim. Koyu olsun demedim. Tamam bunu vereyim. I-ı. Başkasının çayını içmem. Ben kendi çayımı isterim. Tamam değiştireyim. Bir daha koyu çay getirmeyeceğinizi nereden bileyim? Sonuçta güvenimi kaybettiniz. Olan oldu. Bakın. Ben sadece açık olmayan bir çay istiyorum. Tamam, 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 tamam. Ver bakayım. Ah, hem de aromalı oldu bak. Limonlu çay hiç içmedim. Ama limonu severim. Ben de seni mutlu görmeyi severim. Senin gülmeni severim. Ali, bu yüzden de insanlarla bir arada yaşaman gerekiyor. Hiç kimse tek başına yaşayamaz. Ama onlar beni istemiyorlar. Nazlı diyorsan kızı boş yere suçlama. Unutun. Evet, ben söyledim seninle ilgilenmesini ama zaten kız seninle arkadaşlık etmek istiyor zaten. Öyle mi? Ama ben emin olamıyorum. Nasıl emin olacağım? Olamayacaksın. Bilemeyiz. Kim bizim canımızı acıtır, kim kalbimizi kırar, kim bizi dünyanın en mutlu insanı yapar, hiçbirini bilemeyiz. Bırakırız kendimizi, hayata yaşayarak öğreniriz. Hayatta bu zaten Ali. Yeni insanlar tanımak, yeni şeyler denemek. Bunların hepsini tecrübe ediyoruz. Ne dersin? Güzelmiş. Güzel tabii. Ama ben yine de yavaş yavaş içeyim. Ne olur ne olmaz. Öyle kolay kolay kendimi bırakamam sonuçta. Tamam tamam. Sen nasıl istersen. Yeter ki iç de. Ya sen bu mesajları okusaydın bu kadar rahat olmazdın. Bak delirmiş gibiydi. Korkmuş çocuk ama. Ay beter olsun Nazlı. Öyle bir daha mesaj falan da atmayacak. Ay, aman aman. Şey de yapmayacak. Ördek yavrusu gibi peşinde de takılmayacak. Ha, çok inandım. Bırakamaz ki o benim peşimi. Ne seviyor çocuk, ne yapsın? Gerçekten seviyor mu ki bu çocuk beni? Çok. Çok. Yani hiç öyle yüzüne de bakmadım. Nereden tanıyormuş da seviyormuş? İyi tamam ben de onu diyorum işte. Tanışın. Ya bir arkadaşlık edin ben size evlerini demiyorum. Bakar mısınız?
Doktor Mehmet Yılmaz'ın odası nerede? Sağdan asansöre binin, hemen ikinci katta. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ben sana evlen demiyorum ki. Ay ne evlenmiş be? Tamam işte. Hadi affet. Gel bu akşam hepimiz için güzel bir başlangıç olsun. Of, Nazlı ya. Hatırım için. İyi tamam. Gel. Hadi. Tamam. Akşam görüşüyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi akşamlar. Nazlı. Yol kenarı operasyonunuzu duydum. Ben bir şey yapmadım Ali abi. Olsun, güzel iş. Tebrik ederim. Söylerim Ali'ye. Benim bilmediğim bir şey mi var? Yok. Musun amca için üzülüyorum. Yani bence bir şey yapabilirdiniz. Ben de üzüldüm gerçekten. Ama ben Tanrı değilim Nazlı. Yani inan bazen benim de gücüm yetmiyor. Bence yine de bir şey yapabilirdiniz. Ne demek istiyorsun ki? Beriz kız arkadaşım diye mi bu? Bu benim özel hayatım. Ne işimi ne de seni ilgilendirmiyor. Hatta sana bir tavsiye vereyim. Aynı yerde çalıştığın birine sakın ama sakın aşık olma. İkisini birbirine karıştırma. Tamam. Böyle bir şansımız var mı sizce? Yani insan aşık olacağı kişi seçebiliyor mu? Benim öyle bir kabiliyetim yok da. Nazlıcığım, aşk hayatınla alakalı verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hocam, hocam. Biz akşam her zaman gittiğimiz bir yer var, oraya gideceğiz de. Afiyet olsun. Yok yani, aslında Ali için. Bizimle ilk kez dışarı çıkacak, öyle sosyallik, iletişim. Siz de gelseniz. Ne alaka? İyi dinlenmeler. Ben sizin için yani Ali... Benim sen aşağı mı? Çok iyi mekan ya. Beni de hararet bastı. Sen de alayım mı? Yok yok, ben öyle heyecandan herhalde. Ne bileyim, Ali kızar mı, ister mi, beğenir mi? Yok canım, sevinir. Bak ben bile geldim, niye kızsın ki Ali? Hatta ben bile geldim yani, güneşe rağmen. Tamam, bile geldim. Kendime rağmen. Ya bir şey söyleyeceğim. Çok teşekkür ederim. Bir tanesiniz. Ali'nin askerleri olduk. Ne? Tutamıyorsun değil mi? Bak şimdi. Bir şey demesen olmuyor. Biraz haklı değil mi? Hayır değil. Huysuz ya, huysuz. Nereye gidiyoruz? Konuşacağız işte seninle, dertleşeceğiz. Dertleşmek için süslenmemiz mi gerekirdi? Ben saçlarımı senin gibi yapmadım, yapmamayı tercih ederim. İstesen de yapamazsın ki, benim saç telim kaliteli olduğu için böyle güzel oluyor. Ama senin saçın da fena değil bence, üzülme. Geldik bak burası. Ben saçlarımı seviyorum. Aha, güzel. Saçın çok güzel. Hadi geçelim. Eğlendiriyorum ya sizi. Ben eğlendiriyorum. Evet, o da var bak. Tamam, o da var. Tamam. Doğru. Saçlarımı hep abim karıştırdı. Ama ben sonra yine tekrardan eski haline getirdim bunu. Sonra abim yedirdi onları. Sürpriz! Ali dur. Ben sürpriz sevmem. Sürprizlerden hoşlanmam. Burada mı dertleşecektik? Ben söyledim Güneş'e. Ben söyledim seni getirsin diye. Getirdim ve gidiyorum. Okey, her şey iyi mi? İyi, her şey iyi. Görüşürüz. Hadi biz de girelim Ali. Hadi. Beni kandırdınız mı? Hayır, sadece söylemedik. Sürpriz olsun diye Ali. Bak tekrar ediyorum.
Ben sürpriz sevmem. Sürprizlerden hoşlanmam. Bu gecelik sevsen. Bak herkes bizi bekliyor. Hadi gel gidelim. Bak çok güzel bir masamız var içeride. Hadi gidelim Ali. Hadi gel. Bizim masamız. Benim için mi toplandınız? Evet. Herkes mi? Herkes. Sohbet edelim, eğlenelim diye geldik. Yani evet, ben seninle vakit geçirmek istedim. Belki sana ispatlayabilirim ama herkesi gör istedim. Hepimiz senin için buradayız yani. Hadi. Gel hadi. Hadi gel gel. Çantanı çıkarsın Ali. Ya hadi gel gel ya Ali. Bir şey içer misin? Teşekkürler. Cips. Ha, dudaklarım yalınır. akşam yemek saatin geldi mi? Bir şeyler söyleyelim mi? Henüz değil. Tamam, gelince söyle, söyleyelim sana. Bir soda alabilir miyim? Tabii. Teşekkürler. Nasıl gidiyor? Keyfin yerinde mi? Kafam birazcık karışık. Hangi konuda? Tecrübeler yaşamak için kendimi bırakmam gerekiyormuş. Hayat böyle bir şeymiş. Ben de öyle yapıyorum. Hoşuma gitti. Ama kime güveneceğimi bilmiyorum. Ayrıca burası çok gürültülü ve saçım buraya hiç uygun değil. Aa. Niye öyle söyledin şimdi? Bence saçların gayet güzel. Yani insanlara güvenme konusunda bir şey söyleyemeyeceğim tabii. O kadar çok yanlış insana güvendim ki ben de. Ali bak, biz ne yaparsak yapalım hayat kendi yolunu buluyor. Bugün Muhsin amcayı kurtaramadık. Ama bak, bu sayede başkasının hayatı kurtuluyor. Senin söylediğin gibi. Bak gelecekte neler olur bilmiyorum. Bizim başımıza neler gelir onu da bilmiyorum. Ben sadece kendimi biliyorum. Eğer sen benim arkadaşlığımı kabul edersen... ben senin kalbini hiç kırmam. Söz veriyorum. Seni affettim. Alo. Ferman neredesin? Konuşmak istiyorum. Ben hiç istemiyorum Melis. Ferman lütfen, bu böyle olmaz. Evde bekliyor olacağım, tamam?
Hocam gelmek isterseniz konum atıyorum. Evet, nerede kalmıştık? En son sen bana beni affettiğini söylemiştin. O zaman hem komşu hem arkadaşız. Hem de meslektaşız. Yani artık biz arkadaş olduk. Anladım. Neymiş o? Kendisi. Bir kere daha göreyim. Ona göre karar vereceğim. Aynen. Cerrahlığınız da atıcılığınız kadar kötü mü Demir Bey? Hastalarınızı anesteziyle mi yoksa böyle çenenizle mi bayıltıyorsunuz hemşire hanım? Ha? Onu bilemiyorum ama bir şey istersem alırım. Bravo. Bravo, güzel. İşte ne demişler? Hayatın amacı amaçlı bir hayattır. Yani atasözleri ve deyimlerden mi devam edeceğiz? Ona göre cevap vereceğim şöyle. Yani sen nasıl istiyorsan öyle devam edebilirsin Demirciğim. Hayat çok kısa. İnsan ne istiyorsa onu yaşamalı bence. Evet. Yine mi Nazlı? Ben tuvalete gidiyorum. Şunu. Nazlı bir bakar mısın? Par. Bir tane daha alabilir miyim aynısını? Şimdi biz buraya geldik ya. Hep beraber bir gece geçirdik diye biz senin en yakın arkadaşın olduk zannetmiyorsun değil mi? Değiliz çünkü. Hepimiz buraya Nazlı için geldik. Görmüyor musun? Bak. Bak bak. Etrafına bak. Bak. Hepimize yalvardı. Tek tek gelelim diye. Tamam bak, iyi çocuksun, akıllısın, eyvallah. Ali? Fena. Ali? Ali?
Hocam. Nazlı ne oluyor? Ne oluyor?